Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vaka sayısına göre okullardaki son değerlendirmeyi yapacağız. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin bugünkü vakaya göre okullardaki son değerlendirmeyi yapalım. Bugün 21.655 kişiye vaka tanısı kondu. Ve hafta sonu olduğu için vaka sayısının düşmesi normal. Çünkü yaklaşık bir ayı geçiktir. Hafta sonu vaka sayılarımız düşüyor ve hafta içi yeniden yükselişe geçiyor. Bugün 213 kişiden üzerine haber geldi. 20.000 kişi iyileşti. Baktığımızda şunu belirtmek istiyorum ki sayılarda herhangi bir değişiklik yok. Bakan Fahrettin Koca, tablo bir süredir ciddi değişkenlikler göstermiyor. Bu seyir kontrolü kolaylaştırıyor dedi ama e, profesör doktorların açıklamalarına baktığımızda... ...tablonun ciddi bir değişkenlik göstermemesi yani düz bir çizgide gitmesi yeni bir dalganın göstergesidir diyor profesör doktorlar. Örnek, buna örnek olarak verirse Mehmet Ceyhan e, bu konuda böyle dedi. Ve baktığımızda şunu da belirtmek istiyorum ki... E, yeni varyant biliyorsunuz ki omikron varyantı. Bu varyant gerçekten çok tehlikeli. Delta'dan da tehlikeli. Ve okulları da ciddi bir şekilde etkiliyor. Çünkü e, delta varyantı ülkemize girmeden önce vaka sayımız azdı. Ancak delta varyantı ülkemize girdikten sonra yeni bir dalga yaşadık. Yani yeni bir e, dalgalanma yaşadık ülkemizde. Bu e, varyant yani omikron varyantı Delta varyantından daha kötü olduğu için ülkemize giriş yaparsa ki e, yapabilir çünkü baktığımızda birçok Avrupa ülkesinde görüldü artık ülkemize girmesi e, gerçekten ciddi bir yüksek ihtimalli göz gözüküyor profesör doktorlar tarafından. Ülkemize girmesiyle beraber yeni bir dalgalanma olabilir çünkü Delta'dan daha e, kötü bir varyant olduğu için endişe verici bir varyant olduğu için okulları da ciddi bir şekilde etkiliyor. E, bu Yeni varyantın yani Omicron'lu varyantının yayılmasıyla beraber vakı sayılarında da maalesef ciddi artışlar olacak ki kış aylarında bunun üzerine eklersek yeni bir dalgalanma maalesef olabilir ve bu da okulları çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.